Düzce Belediyesi şehrin imarı noktasında alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız devam ederken bir yandan da sosyal ve kültürel projeleri de tek tek hayata geçiriyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Öz'ün öncülüğünde eğitim noktasında şehir merkezinde atılan en önemli adım olan Zincirlikuyu İş Merkezi ve kütüphanesinde bodrum katına yönelik çalışmalar hız kazandı. Radye temel, demir imalatlarının tamamlanarak temel betonunun döküldüğü, bodrum katın perde beton ve kolon demir kalıp imalatlarının devam ettiği projede eş zamanlı olarak betonarme kalıp ve donatı imalatları ile montajları sürdürülüyor. Bodrum, zemin ve birinci katı iş yeri, diğer iki katı ise kütüphane olarak projelendirilen alanda bodrum katında süren kaba inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından ince işçilik imalatları başlayacak. Projede daha sonra sırasıyla betonarme imalatlar, mimari imalatlar, elektrik imalatları ve mekanik imalatlara geçilecek. "31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti ülke genelinde olduğu gibi Düzce'de de hezimete uğradı. İyi Parti Düzce İl Teşkilatı da seçimde aldıkları başarısız sonucun faturasını gölgelemek ve aldıkları hezimeti kendilerinin değil diğer partilerin başarısızlığı gibi göstermek adına partinin güvenilir isimlerini disipline sevk etmeye başladılar. İyi Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özayar ve Düzce Belediye Meclisi 1. sıra adayı Ender Çakır'ın partiye gönül ve emek veren birçok isme bu yolla mobbing uygulamaya başladıkları iddia edildi. 31 Mart yerel seçimleri geride kaldı. Ancak yankıları devam ediyor. Akçakoca'da 5 yıl süren başarısızlıklar ve kaoslarla dolu başkanlık süreci sonunda sandıkta hezimete uğrayan ve 3. sırada yer alabilen Okan Yanmaz ile ilgili olarak yeni bir iddia gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre seçimde hezimeti hiç beklemeyen ve 5 yıl daha rahat oturacaklarını düşünen Okan Yanmaz ve eşi Nurşen Yanmaz 1 Nisan sabahı aceleyle harekete geçti. Belediyeye gelen Nurşen Yanmaz bir kamyonet ile belediyeden bazı eşyaları çıkartmaya çalıştı. Zabıtanın ihbarı sonrası olaya polis ekipleri müdahale etti. Yeni seçilen başkan Fikret Albayrak da adli mercilerin gerekli tahkikatları yapması için odaların kapılarını kilitletti. Akçakoca'da kaoslarla ve şaibelerle yönettiği 5 yılın ardından giderken bile kaos yaratan Yanmaz ailesinin ne kaçırdığı ve olayın akıbeti merak uyandırdı. Ankara'da Hurdacılar sitesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle çevreye sıçradı ve kontrol altına alınması zorlaştı. Atık kağıt ve lastiklerin tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çevre şehirlerden de birçok itfaiye ekibi destek verdi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de yangın sonrası soğutma çalışmasında bulundu. Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde araç sürücülerini tehlikeye atan 81S1234 plakalı okul servisi sürücülerin üzerine sürdüğü aracı ile kendisini yola açarken kızıl ışıklarda da trafikte beklemek yerine ters şeride girip ilerlemesi kameralara yansıdı. Görüntülerin emniyete iletilmesinin ardından Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince araç plakasına ters şeritten gitme, trafiği tehlikeye atma, trafik kurallarına uymamadan toplam 10.109 lira ceza işlem yapıldı. Düzce Adliyesi arkasında kadın sürücü geri manevra yapıp aracını park etmek istedi. Sürücü dere kenarına gelmesine rağmen otomobil durmayınca dereye düşmesine ramak kaldı. Sürücü aracını durdurunca araç dere kenarındaki duvarda asılı kaldı. Çevredeki vatandaşlar uzun süre araçtan inemeyen kadın sürücünün yardımına koştu. Kadın sürücü araçtan inerek bölgede bulunan başka bir kişiye aracı verdi. Araç hem minibüs hem de vatandaşların müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Kadın sürücü ise uzun süre olayın sebebiyle şok yaşadı. Hayda, şu an biz bakarken Yusuf Spider-Man'e dönüş oluyor. Hocam Yusuf'a şahıs Spider-Man'e diyorlarmış. Oğlum sen nasıl gördün lan?
Esnaf diyebilir miyiz? Sen esnaf lan, arabasını... Ayyyyyyy! Hadi ye. Lütfen bağırsana, bağırsana. Bağır Gürkan, bağır. Düzce'de yiyecek arayan tilkinin yolu Japon pazarına düştü. Tilki işletmenin kapısında uzun süre bekleyip içeri girerken vatandaşların seslerini duyunca geri çıktı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İftardan sonra dükkanımızı açtığımızda müşterilerle ilgileniyorduk. O ara içeriye bir kedi girdiğini zannettik. Müşterimiz kedi girdi deyince baktık kedi değilmiş. Bizim sesimizi de duyunca heyecan yaptı. Kaçtı dükkanımızdan. Ama dükkanımıza bayağı bir girdi ve dükkanımızda yaklaşık 1-1,5 dakika çevresinde dolaşmış. Herhalde bir şeyler arıyordu ya da acıktı ya da buralarda bir yuvası da olabilir. Bilmiyoruz. Ama bizim için güzel bir anıydı. Peki ilk defa mı böyle bir şey başladı? Normalde kedi, biz sokak hayvanlarına mama verdiğimiz için normalde kedi ve köpekler çok geliyor dükkanımıza. Ama tilki bizim için bir ilkti, evet. Cumhur İttifakı, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı da Yusuf Alemdar, 31 Mart yerel seçimlerinde %47,19'luk oy oranı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Alemdar seçimlerin ardından Sakarya Adalet Sarayı ek binasında düzenlenen törende İl Seçim Kurulu Başkanı Ethem Özkan'dan mazbatasını aldı. Objektiflere bakıyoruz başkanım. Hangisine? Çeksene kanka. Tamam mı? Kurtardın mı abi? Evet. Teşekkür ediyoruz. Mudurnu ilçesinde mevcut belediye başkanı Necdet Türker'e 284 fark atarak 1113 oy alan CHP'nin adayı Doğan Onurlu yeni belediye başkanı seçildi. Doğan Onurlu bugün ilçe adliyesine giderek mazbatasını aldı. Bir kısım medya gelmiyor. Hakim Hanım çok teşekkür ederim. Memleketimize 5 yıl hizmet edebilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Evet. Sokaklarında çocukluğumuzun geçtiği, gençliğimizin geçtiği memleketimize borcumuz var. Artık borcumuzu ödemek istiyoruz. 5 yıl önce mahalle muhtarıydık, bitti evet. İşte. Şimdi Allah belediye başkanlığı nasip etti. Her mahalleye eşit hizmet yapacağız.
Mazbatayla şöyle bir tek alalım. Şu kolayı alalım. Bolu'nun Tarihi ilçesi Mudurnu'da evli ve 3 çocuk babası olan Feridun Yaşayan 28 yıldır fırın ustası olarak çalışıyor. Feridun Yaşayan fırıncılık mesleğine gençlerin heves etmemesinden kaynaklı olarak mesleğin unutulmaya yüz tutacağını anlattı. Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan pideleri ilçeye sıcak sıcak servis ettiklerini ifade eden Yaşayan 20 liradan pideleri satışa sunduklarını belirtti. Bir fırıncının günlük maaşının 1000 lira civarında olduğunu belirten usta Yaşayan kendi çocuğunun bile bu işi yapmaktan kaçtığını dile getirdi. Bir müddet abimle çalıştım. Bundan sonra ayrıldık. Birimiz bir fırında, birimiz bir fırında. Yani senelerden beri mesleği yürütmeye çalışıyoruz. Evet, bu fırıncılığın püf noktaları var mı? Yok. İçimden gelerek yapacağım. Mesleği severek? Evet, mesleği severek yapacağım. Yani şu anda şu mesleğe hiçbir heves eden yok, yetişen yok. Yeni nesil istemiyor. Yok, hiç yanaşan yok yani. Sizin çocuklar da bile istemiyor. Yok, ben mesela çocuğum ben buydum. 5-6 sene çalıştı, ondan sonra gene bıraktı. Yani bir aileyi geçindiriyor değil mi? Geçindirir. Rahat geçindirir. Şu anda mesela bir fırıncının ustasının ne kadar yevmiyeti? 800 bin civarında. Günlük? Evet. Aylık? Aylık var, burada işte. 30 bin lira veriyor. İyi para yani. Tabii, güzel para. Güzel para. Sabahleyin erken geliyorsunuz. Hayır, bizim işimiz gece. Sürekli gece. Sürekli gece. Gündüz uyumak, gece çalışmak. Gündüz uyumak, gece çalışmak bizim. Tamam. Evet ustam, Ramazan pidelerini çıkarıyoruz. Evet. Nasıl gidiyor Ramazan'da? İyi Allah'a şükür. Ne kadar çıkıyor pide? Kaç tane yapıyoruz? Valla standartımız yok. Günlük belli olmaz. Değişiyor. Evet, sıcak sıcak pideler. Evet. He? Vatandaş alsın. Ne kadar pideler? 20 lira. 20 lira. Normal standart bunlar da. Evet. Yumurtalı, susamlı. Susamlı. İsteyene her çeşit yapılır. Evet. Ekmek çıkartıyor muyuz Ramazan'da? Evet, çıkartıyoruz. Köy ekmeği, simit, poğaça. Bunlar taş fırın değil mi bunlar? Evet, taş fırın. Odunla yapılıyor. Meş odunla. Fırın kaç tane alıyor bir atımda? 150 tane falan alıyor. Buyurun. Ben bayat ekmek soruyorum. Bayat ekmeğimiz mevcuttur. Buyurun. Bayat ekmeğimiz mevcuttur. Kaç liradır tanesi? 10 tanesi içerisindeyiz.
Sakarya'nın Hendek ilçesi D100 Karayolu Köprübaşı Mahallesi mevkinde meydana gelen kazada RGB idaresindeki 11DB901 plakalı otomobil, NC idaresindeki 81EY151 plakalı hafif ticari araç ve ÜYE idaresindeki 41AFK555 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü RGB ile aynı araçta yolcu olarak bulunan MD ve hafif ticari araç sürücüsü ÜYE ile aynı araçta yolcu olarak bulunan CA yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Meydana gelen zincirleme kazası sonrasında araçlarda maddi hasar oluşurken konuya ilişkin olarak inceleme başlatıldı. Gel gel. Sen beni direne Olay Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yaşandı. Kurye olarak çalışan Özcan S. idaresindeki 34HKF390 plakalı motosiklet ile ters yönden seyreden Kurye Tuncay'a idaresindeki 67AC'ye 598 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletler ve sürücüler savruldu. Kazada Özcan S. yaralandı. İlk müdahalesi yapılan Özcan S. ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ters yönde seyreden Tuncay'a ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan kaza anı cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. D140 Karayolu Adapazarı Mudurnu yolu üzerinde bulunan plastik geri dönüşüm tesisinde konteynerde kalan kamyon şoförü Nurzat Turan iş arkadaşları tarafından yatakta hareketsiz şekilde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Turan'ın cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü otopsi merkezine sevk edildi. Konuya ilişkin olarak inceleme başlatılırken Turan'ın ölüm sebebi otopsinin ardından netlik kazanacak. Thank you.